Merhaba gençler, MEF Üniversitesi Tercih Günleri 2019 canlı yayınına hoş geldiniz. İlk seansı ikiye böldük. İlk önce İngilizce Öğretmenliği Araştırma Görevlisi Serhat Tan Hoca ile başlıyoruz. Ondan sonra iki mezunumuzla devam edeceğiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Senin üniversite tercih günlerine geri dönebilir miyiz? İngilizce öğretmenliği mi okudun? Hocam, tek tercih o muydu? Benim biraz karışık. Ben iki tane üniversite okudum peşi sıra. İlk tercihimde işletme okumuştum bir üniversitede. Daha sonra bunu bitirip İngilizce öğretmenliğine bir kariyer Türkçe değişikliği. Türkçe işletme mi okumuştun? Türkçe. Mesela bu bilinçsizce yaptığım bir tercihti. Onu çok sonradan fark ettim. Şu İngilizceyi tamamlayalım derken abarttın ve İngilizce öğretmenliği mi okudun? Yani İngilizcem iyiydi zaten. Onda bir sıkıntım yoktu ama sevdiğim zamanda da yapmak istediğim işlerden bir tanesiydi. Belki o zamanlar dil edebiyat olurdu ama ilkini okuduktan sonra tercihim hemen meslek hayatına başlayabileceğim bir alan oldu dil üstüne. Dolayısıyla İngilizce öğretmenliğini tercih ettim. Hangi üniversitede okudun İngilizce öğretmenliğini? Marmara Üniversitesi'nde Marmara'da. Okudum. Marmara'da. Bitti sonra? Sonra buraya başladım. Araştırma görevliğine. Evet, şu anda aynı zamanda Uludağ'da yüksek lisansımı tamamlamak üzereyim. Yüksek lisans yapıyorsun. Yani üniversitede kalmaya niyetim var, evet. Doğru mu? Doktora yapacaksın. Evet, doktora öğretmenlik yapacağım. Yaptın mı hiç? Öğretmenlik yaptım. Öğrencilik hayatımda da zaten çeşitli kurumlarda çalıştım. Çünkü yani bu sektörde öğrenciyken de iş yapabiliyorsunuz bu alandaysanız. Çünkü Türkiye'de kimse İngilizce bilmiyor. Evet. Belirli bir İngilizceniz varsa çok rahat iş bulabiliyorsunuz yani. Daha sonra buraya başladığımda okulda üniversite modeli dahilinde yakınımızdaki okul, Ayaz Ayık Öğretim Okulu var. Orada bir sene boyunca haftada 6 saat derse girdim. Daha sonra şu an aktif olarak başka bir yerde öğretmenlik yapmıyorum ama. Peki bu İngilizce öğretmenliği, ya ben kontenjanlara falan bakıyorum, bana sayılar komik geliyor. Toplam 3.000 mi 4.000 mi ne kontenjan var Türkiye'de? 16.000 mi 17.000 mi ne okulu var? Ya bizim oluk oluk İngilizce öğretmeni yetiştiriyor olmamız lazım ama kontenjanlar buna el vermiyor. Evet. Nasıl biz bu ülkeye İngilizce öğreteceğiz? İngilizce öğretmenliği kontenjanları bu kadar darken, kısıtlıyken? Hocam kontenjanlar dar. Kontenjanların dar olmasının sebeplerinden bir tanesi de yeterince hoca da bulunmuyor. Alanda yani IELTS İngiliz dili eğitimi alanında yeterli sayıda üniversite hocası bulmak çok zor. Yani, hoca bulamadığımız için kontenjanı arttıramıyoruz, bölüm açamıyoruz. Evet. Bölüm açamayınca da öğretmen yetiştiremiyoruz, yetiştiremeyince de İngilizce öğretemiyoruz. Aynen. Ama yani bu ülke bunu stratejik bir misyonun parçası olarak belirlese İngilizce öğretmenlerini gerekiyorsa Mars'tan getirir, bu işi yapar. Şöyle söyleyeyim, en basından İstanbul'da yani Türkiye'nin en büyük şehri, bütün en fazla üniversite burada var. Yüksek lisans programı olarak alanda sadece iki tane üniversite var. Hangileri? Boğaziçi ve Bahçeşehir. Boğaziçi ve Bahçeşehir sadece İngilizce öğretmenliği yüksek lisans programı. Yapmak istiyorsanız bu ikisi nerede var. Yapıyorsun sen yüksek lisansı? Uludağ Üniversitesi'nde Uludağ yapıyorum. Uludağ Üniversitesi'nde yapıyorsun. Evet. İstanbul'da olmadığı için Bursa'ya gidip gelmen gerekiyor. Aynen. Ne kadar ilginç ya. Evet, yani Boğaziçi'ne ben de başvurmuştum. 5 öğrenci alıyorlar. Sadece 5 öğrenci alıyorlar. Sadece 5 öğrenci. Yani dolayısıyla buradan biraz çıkarım yapabiliriz. Yani YÖK'e seslenebilir miyiz? Lisans kontenjanlarını böyle 10 bin, 20 bin, 50 bin falan oynatmak yerine biraz da bu İngilizce öğretmenliği yüksek lisans kontenjanlara el atsanız da oraları biraz arttırmaya çalışsak nasıl olur? Öğretmen yetiştirmemiz lazım arkadaşlar. Kesinlikle. Peki biz yetiştiriyor muyuz İngilizce öğretmeni? Hocam biz harika İngilizce öğretmenleri yetiştiriyoruz. Onu da bu sene içimizin rahatlığıyla elimizde kanıtlarla söyleyebiliriz. İlk defa mezun verdik. İlk defa mezun verdik hocam bu sene. Kaç mezun verdik? 18 tane mezun verdik. 18 mezun. Bunların 10 tanesi daha Mayıs ayı gelmeden kurumlarla sözleşme mezun imzalamıştı. Olmadan 18'in 10'u kurumlarla sözleşme. Ki genelde arkadaşlar yani çoğu özel okullara girdiler yanılmıyorsam. Evet, KPSS için çalışan 3-4 öğrenci. Birkaç öğrenci var ama geri kalanı özel okullarla imzaladı. Özel okullar genellikle 3-5 sene deneyimi olmayan öğretmeni almazlar. Çünkü veliler isyan ederler. Peki bizim öğrencileri neden alıyorlar? Çünkü bizim öğrencilerimiz diğer üniversite mezunlarından farklı olarak çok yoğun bir staj programına giriyorlar. Normalde son yani sınıfta... Deneyimi eğitimin içinde alıyorlar diyorsun. Evet. Nasıl oluyor bu? Yani okula başladıkları andan itibaren biz zaten öğrencilerimizi çevre okullarla haşır neşir ediyoruz. Bu bir. Ama daha önemlisi staj zamanında... Haftada iki gün, üçüncü sınıftayken haftada iki gün staj okuluna gidiyorlar ve çok yoğun bir şekilde. Orada sadece oturup gözlem yapmıyorlar. Öğretmenleriyle girip öğretmenleriyle çıkıyorlar akşamda. Gerekirse veli toplantılarına kadar, okul dışı etkinliklere kadar öğrencilerimiz katılıyor. Bu ama yani ben kendim mezun olduğum üniversitede böyle bir şey olmadı. İlk dönem gittim, ikinci dönem bir kere hocam geldi, dersimi izledi, o kadar. Bizim hocalarımız da iki haftada bir
öğrencilerimizi okullarında ziyaret ediyorlar. Dolayısıyla hem mentor öğrencisi hem öğrenci okulda ve bizim buradaki akademisyenlerimizin de desteğiyle çok iyi bir şekilde yetiştiriyoruz öğrencilerimizi. Dördüncü sınıfta? Dördüncü sınıfta bu sefer daha da fazla. Haftada 3 gün gidiyorlar hocam. Haftada 3 gün okullarda aktif olarak öğretmenlik yapıyorlar. Evet hocam. Maaşlı, bordrolu öğretmenlik, bildiğin öğretmenlik yapıyorlar. Maaşlı, bordrolu bir kısmı demeyelim. Evet ama bu şekilde... Ama devlette olanlar benim bildiğim kadarıyla sigortalı ve bordrolu yani yapmaya mecburlar zaten. Tabii. Yoksa devlet okulunda öğretmenlik yapamazsın eğer yani memur değilsen yani, resmen. Yani stajyer olarak sigortaları yapılıyor. Peki kaç tane böyle okul var işbirliği içinde olduğumuz? Yani şöyle söyleyeyim, yakın çevremizdeki Beşiktaş ve Sarıyer'de hemen hemen bütün özel okullarla anlaşmamız var. Ve hani bilinen özel okullarla. Ve sayı aşağı yukarı tahminde bulabilir misin? Geçen sene yaklaşık 10 tane farklı okula öğrenci gönderdik. Bu sene de yine 10-12 tane öğrenci göndereceğiz. Yani arkadaşlar bazı okullardan, bazı okulları ziyaret edip gelen adaylar bize şöyle söylüyorlar. Ya işte biz bir okula gittik. Orada dediler ki bu okulda üniversite yapılıyor ama sadece MEF okullarıyla çalışıyorlar. Böyle bir şey yok. Yani bilmiyorsanız yanlış bilgi vermeyin. 10-12 diyor hocam. Ben rakamın 15 civarında olduğunu biliyorum. Yani Enka, Eyüboğlu, evet, Darüşşafaka, İELEV, Ayaza değil sadece. MEF okulları tabii ki var. Ama MEF okulları sadece 2 öğretmen aldı bizden bu sene. İngilizce öğretmenler. Büyük çoğunluğunu başka okullara, yani bir tek okulla işbirliğiyle bir eğitim fakültesi sürdürmek mümkün mü? Yani... Şu anda zaten toplam 18 tane mezun vermişiz. Kaç tane okulla beraber çalışabilirsek, kaç tane okula yetebiliriz ki? Çok sayıda okulla işbirliğimiz var. Çok sayıda okulda seve seve bizim hani başka okullardan mezun olduklarında deneyimsiz olarak addedilecek olan yeni mezunlarımızı, ama bizde 2 yıl deneyimli mezun oluyorlar. Evet. Seve seve alıyorlar, kadrolarına katıyorlar ve yollarına devam ediyorlar. Hocam, İngilizce öğretmenliği düşünenler bir yandan işte İngiliz dili edebiyatı da düşünüyor. Bir yandan mütercim tercümanlık düşünüyor yani dille. Evet. Onlara ne önerirsin? Yani üniversiteden mezun olduklarında ne iş yapmak istiyorlar? Ona öncelikle karar vermeleri öğretmen lazım. Olmak istiyorlar mı, istemiyorlar? Evet. Eğer bir noktada ben öğretmenlik yapacağım diyorsanız mutlaka öğretmenlik okuyun, eğitim fakültesinden çıkın. Çünkü hani dil edebiyatı okuyup daha sonra formasyon almaya çalışmak büyük bir dert. O işler çetrefilli zaten. Çok bundan çetrefilli. Sonra olup olmayacağı belli değil. Çok aynen. Ciddi bir öğretmen fazlası birikti ülkede. Formasyon olacak mı, olmayacak mı? Tartışmalı biraz. Ve şeyde okullar da bunun çok net farkında. Bir sınıfta eğitim fakültesinden çıkan bir öğretmenle dil edebiyattan çıkan bir öğretmeni gözlemlediğinizde farkı çok rahat anlayabilirsiniz. Bu arada dil edebiyat okumak isteyenler de dil edebiyat okusunlar. Yani buraya 2 kişi geldi, dil edebiyat okuduk dediler. Müthiş kariyerler yapmışlar. Yani hayal dünyaları genişliyor, gelişiyor. Çok sayıda yazar okuyorlar. Çok farklı görüşlere erken yaşta, yani üniversite çağında ekspoze oluyorlar. Yaratıcılıkları gelişiyor. Ama o başka bir patika. Evet. Yani mütercim tercümanlık iyice başka bir patika zaten. Yani herkesin yapabileceği bir şey değil, açık söyleyeyim. Bayağı stresli bir iş. Ama ve öğretmenlik istiyorsan gel öğretmenlik oku. Ve yani şuna emin olabilirsiniz arkadaşlar. İyi İngilizce bilen bir İngilizce öğretmeni, biraz da teknoloji okuryazarı olması kaydıyla, kesinlikle, kendini geliştirebilme kapasitesi olması kaydıyla, biraz da deneyimi varsa havada kapılıyor. Ben bir özel okul yöneticisi olarak söylüyorum. İstanbul Erkek Liseleri Eğitim Vakfı Akademik Kurul Başkanıyım, gönüllü olarak tabii. Kalifiye İngilizce öğretmeni bulmakta çok zorlanıyoruz. Ayrıca İngilizce bilen matematik öğretmeni, fizik öğretmeni, her türlü öğretmen konusunda da çok zorlanıyoruz. Yani eğitim fakültesine gitmek isteyenlerden ricam, lütfen İngilizceyi doğru dürüst öğrenin ki kendinizi geliştirmeye devam edebilin. Ve İngilizce eğitim veren okullarda, özel okullarda görevlendirilebilin. KPSS, devletten görevlendirme, atanma falan beklemezsiniz. Ve hemen kariyerinize başlayabilirsiniz. Hocam, üniversiteye başladıktan sonra öğrencilere tavsiyelerini alayım, kapatalım. Üniversiteye başladı, sonra dersleri alıyorlar, başka ne yapsınlar? Mutlaka İngilizce kitap okusunlar. Bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi bu. Öğrencilerimiz, yani İngilizce öğretmeni adayı öğrencilerimiz...
hayatlarında İngilizce zevk için bir kitap okumamışlar. Roman yani okusun yani, bir part... otobiyografi evet, okusun. Sevdikleri bir şey hakkında herhangi bir şey olabilir. Dizi de izleyebilir ama değil mi hocam? İzleyebilir ama okumanın da ayrı bir yeri var. Mutlaka dizi, okusun. Dizi çok zaten daha pasif yani, ayda oluyor. İki kitap okumuyorsanız entelektüel olarak kuruyorsunuz arkadaşlar her daldaki. Evet. Mutlaka kitap okusunlar diyorsun. Yan dal önerir misin bu arkadaşlara? Yan dal üniversitemize öneririm. Yapılıyor. Birkaç öğrencimiz hatta çift ana dal yapan da var. Psikoloji trendde olan. Psikoloji çok popüler değil mi? Evet, çünkü olan... okulda öğretmen olacağım biraz daha insan halinden anlayayım falan. İngilizce öğretmenliği, psikoloji yan dal. Bir de özel değil okulculuğa de. Girmek isteyenler de işletmede yan dal yapıyorlar. Bu da iyi fikir değil mi? Yani bu tercih döneminde çok öğrenciyle konuştuk, çok veliyle konuştuk. En fazla ilgi çeken noktalardan bir tanesi işte yan dal yapabilir miyiz? Nasıl yaparız konusunda ve en popüler olanlar da psikoloji ve işletmeydi. Aslında hukukta bile yapabilir isterse. Evet. Yani... Dolayısıyla yani öğrenciler aslında biraz farkında yani sadece mesela interdisipliner olmak bütün alanlar için çok önemli. Dolayısıyla buraya gelen bir İngilizce öğretmenin işletme dersleri alması da çok güzel olacaktır. Yani ileride özel okul açmayı düşünebilirsin, kurs açmayı düşünebilirsin. Evet. Çünkü İngilizce kurs üzerinden de çok Türkiye'de popüler bir şey, çok kolay müşteri evet. buluyor öyle çok öyle rahat. Kurslar. Çok rahat. Bunu özellikle, da yapabilirsiniz. Bir de biz bu sene galiba bir CELTA programı başlattık değil mi hocam? Evet hocam, CELTA programı başlattık. CELTA programı belki yani bilmeyen arkadaşlarımız vardır dinleyenlerden. CELTA programı Cambridge Üniversitesi'nin vermiş olduğu tüm dünyada geçerli olan bir sertifika. Yani bu diplomaya sahip olan öğrenciler, örnek veriyorum hani çok popüler mesela Vietnam'dan Rusya'ya, işte Avrupa'da herhangi bir ülkede. Bütün dünyada İngilizce öğretmeni olabilirler. Evet. Bu Cambridge'in sertifikası, ücretli bir sertifika. Biz bunu yanılmıyorsam yarı fiyatına öğrencilere veriyoruz. Daha... Bir pazarlık yaptık üniversiteyle. Evet. Yani biz üniversiteyiz, yapmayın etmeyin dedik. Evet, bir de biz açık pazara hitap etmiyoruz. Biz sadece kendi öğrencimize, MEF Üniversitesi öğrencilerine CELTA sertifikası bunu. Yarı fiyat. MEF Üniversitesi öğrenci olmasanız da CELTA'yı öneriyoruz. Bir de bunun deltası var tabii. Evet. Delta veya CELTA sertifikası İngilizce. Dünyada İngilizce öğretmenliği yapmak için. Hocam tabii yani biz sadece hani Türkiye'de kalsın çocuklar ama kalmak zorunda değiller. İngilizce öğretmenliği değiller. Bütün dünyada geçerli olan bir meslek değil mi? Evet. Yani İngilizce öğretmeninin mutlaka öğrencilik hayatında, yani sonrasında da olabilir, yurt dışına çıkması lazım. Yani farklı bir dil öğretiyorsunuz ve sizin kültürler arası... anlamda öğrencileri de doyurabilmeniz için yurt dışına mutlaka belirli bir süre geçirmeniz gerekiyor. Yani bunu çok da güzel. Öğrencilerimize not olarak söylüyorum. Çok güzel. Kitap okuyun, yan dal yapın, teknoloji okuryazarı olun. Mutlaka bir yurt dışı deneyimi kurgulayın dedi hocam. Hocam çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür aklına hocam. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Gençler hemen devam ediyoruz ara vermeden. Şimdi 3+2'den gelen Gökberk'le Begüm'ü alıyoruz buraya.